Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir canlarım. Bugün beni soracak olursanız ben Enes okuldan geldi arkadaşlar. Yemeğimiz de hazır olmadığı için ona çöreğimin içine şöyle çöreğimi açma arkadaşlar. Çörekte bir serteşmiş. Peynirine yağ süreceğim, fırına koyacağım arkadaşlar. Bakalım sünecek mi peynir? Sütü de var Enes'in. Nasıl tutun oğlum? Tam sen al. Tam benim ağrım. Öyle tutunca şaşırdım. Sizler ne yaptınız? Nasılsınız ya canlarım? Vallahi hep aynı. Aynı işler, aynı. Yani tostun şişi gibi mi yapıyor? Yani tost gibi yapacağım annem sana. Ama bizim çöreğimizden de tatlı olur ya. Senin çöreğin her zaman tatlı olur. Evet arkadaşlar, şöyle birazcık margarin koyayım ki peynirimiz sünecek mi bakalım bir. Bugün hava biraz rüzgarlı arkadaşlar. Rüzgar da o kadar sert değil yani, ılık esiyor. Belki bunun arkası kar, ben de gamber gibi kara dağıttım arkadaşlar ama. Bunun kara gelmez ya. Yani. Yok mu? Gelmez bu havada. Bir yağmur yağar o kadar. Yağar belki de olur mu, belli olmaz. Yer de az yer. Şunu da yapayım. Peynirimizi de koyayım. Yani ben öyle sanıyorum. Yer de bence yani az yer. Yağsı da doldurmaz. Daha belli olmaz. Bizim buranın kışı 3. ayda geldi arkadaşlar. Bugün ne? 3. ayda. 2. ayda tam böyle dallar meyve vereceği zaman bir yağmur yağar. Bir de kar yağar. Soğuk. Kar yağar. O da çiçekleri soğuk aldırır. Bir gün ne yaptım biliyor musun anne? Ne yaptın anne? Hani zamanlama gibi. Şimdi ben dışarıda oynuyorum tam mı? Kar vardı. O kadar orada oluyordu. Babam şimdi kızacak beni görse eğer. O da gitti yedirmeyi bana bakkala. Çıktım. Babam da tam geliyormuşmuş. He. Tam karın üstüne atladım. Sonra hemen içeri girdim baktım. Haberim yoktu babam. Sonra içeri girdim baktım babam geldi. Zamanlama var tabii. He. Ya. Şöyle koydum arkadaşlar. Enes'ime afiyet olsun arkadaşlar. İnşallah ilerleyen zamanlarda görüşelim. Evet. Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Biz soracak olursanız biz de iyiyiz. Bugün annem çorba yaptı. Şimdi de arkadaşlar hayalim suya düştü diyeyim. Kemal bana giderken de balık alalım diyordu. O da balıklar beğenmemiş tabii ki. İşkine bana düştü yemek görevi. Ben de bugün çorba çarptım arkadaşlar. Fırına onu süreceğim. Ve yanına mercimek çorbası. Ondan sonra acıma. Akşam yemeğini böyle kapatacağım arkadaşlar. Şunu da silin mi bir konuda? Mikrodalganı sil bari. Mikrodalganı sil bakalım. Aynen öyle. Temizlik imanı yarısıymış ya. Yani yarısıymış değil öyle gerçekten de. Her zaman. Şu da kaldı da arkadaşlar. Onu da bir şeyler yaparak hep sürmek istemedim. Sen ne yaptın ya? Aksaray'da gittin geldin aşağı. Gittik geldik ya. Aksaray'ı görmedik pek. Ben dedim bunlar erken geldi. İşimi bitirdim ben. He. Bir baktım telefon geldi. Şöyle tuzumuzu da tabi da. Önceden. Çok mu oldu? Çok oldu da. Tamam öldürür beni. Bari babam tuzu bıraktım diyor, yine tuz atıyor, ona bakma. Eskisi değil mi ya? Yine de yani şükür, ona da şükür. Annem şükür dediyse hiç tamam artık. Babam tuzsuz yemek gideyim. Da olsun, yine de isteyiyor yine şeyin yemeğin yanında. Tarzı. Aman kaşığına da üzmeyeceğim, kaşığına da lokmasına da. Ama şimdi çok şükür az yiyor, öz yiyor. Sen de elinden almasa sen de götüreceksin de. Ben atarım, ben yine atarım da. Ben atarım, nasıl gıcık gıcık. Ben yine atarım, dur.
kaşık var mı ki? Bunu da atmıyoruz arkadaşlar. Meyda söyledi o yüzden. Güzel oluyor hem. Ya değilse. Yani bence gitmez bu da. Çünkü... O da kimyon arkadaşlar. Kimyon atma herhalde. Geçen bir şey sürtük ya patates fırına. He. Önce biraz etini pişireceğim meyda. Onu alacağım şeyi düdüklü yazıca koyacağım 5 dakika. Böyle 5 dakika da aynı ayırsın. Ondan sonra şimdi patates dilimi çok hoşuma gitti ama böyle et pişmemiş. Biraz da yapabilir miyim Meyra? Çok az. Ondan sonra acımı. Et de patates çağrı bitmiş. Tamam. Et de pişmemiş. Bitmiş misin? Tamam mı? Hı hı. Fırınımızı en ufak şekilde şişinde alalım. Şöyle. Vay vay. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. İstersen fırınımızı da açmış. Anca şişe biliyor musun? Evet. Şöyle güzelce yiyelim mi? Güzel birbirine arasın. Ben öyle diziyorum anne. Sen öyle dizmiyordun ama. Ne benim gibi mi diziyorsun? Bak yanlış dizdin işte. Pardon. Ha öyle. O zaman daha düzenli alıyorum. Diyorsun. Tabii ki. Efendim işleme şey diyor ya. Böyle toplanıyor. He hıçılıyor gibi. En kolay yemek. Bugün hava güzeldi ha. Hı? Bugün hava güzeldi diyorum. Bugün iyi rüzgar esti bu. Ilık ılık. Çamaşırlarımı da kuruttu. Daha bir daha attım aslında da. Var da işte kar. Havanın bulduğuna basıyla nasıl kapı karar. Buradan korkuyorum ki. Korkuyormuş. Buradan şey değil mi korkuyor? Ben korkuyorum ya. Işıktan dolayı korkmuyordu da. Hı. Mercimek çorbası mı anne? Yani mercimek çorbası koydum. Kuru kuru olmasını değil. Ben de mercimek çorbası yaptım dedim. Başlamam da şimdi bayağı bir iki gündür. Ne? Esas. Alıştık ya bir de çorbaya. Kemal bizi de bozdurdu arkadaşlar diye. Yani bozdu biz de onları iyi yapıyorduk. İyi de oluyordu. Kemal bir daha bana safi olacak. Yemek pişiminde görüşmek üzere o zaman arkadaşlar. Evet, evet arkadaşlar. Annemle Fatoş ablanın bildiği çiğ köfteyi yani işi köfteyi yaptık. Dağıldı. Bir de çok yağ aldı. Bir de ben böyle denedim. Ama bunda fazla dağılmadı. Bir de kızardı. Çok güzel oldu. Yapışmadı da fazla. Annem de çorbası pişti arkadaşlar. Neyi boşaltacaksın? Tenceremi boşalttım da diyor. Dudukluk kaldım mı arkadaşlar hiç sevdim. O şeyi herkese. İlla bunu ben de yürüyeceğim böylece. Tam kıvamında oldu çorbalı. Şöyle. Ellerine sağlık anneciğim. Sıcağı sıcağına iyi. Haydi. Arkadaşlar şöyle ağız tarafına. Ellerine sağlık. Sana da afiyet olsun Meyra. Teşekkür ederim anneciğim. Evet arkadaşlar Hümeyra hazırlamış. Yapması benden. Hazırlaması Hümeyra'dan. Götürmesi de Kamber'den arkadaşlar. Enes de suyumuzu götürecek değil mi Enes? Müzeyyen teyzen demiş ki ablan ya da teyzen şey demiş. Mikrodalga fırın çok zararlı demiş. İsterseniz internetten açın bir sorun çöreğinizi orada kızdırmayın demiş. Niye zararlı ki? Vallahi bilmiyorum çok zararlıymış. Hayır bir şey yok olmaz. Gidiyor mu? Açın kapıyı. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar. Çorbamı da koyayım.
Evet arkadaşlar. Meyra sana zahmet olacak. Meyra şu çayımızı kenara çek. Selam arkadaşlar. Çek. Nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? Bizi sorarsanız biz iyiyiz. Allah'ın izniyle. Ama bayağı da çorba içmiyoruz. Anne. Anne. Bir daha bez buradan götürme bak. Tamam. Siz o benim el bezime bir şeyler yaptınız ama ya sen ya Gamber. Nasılsınız arkadaşlar? Buyurun gelin canlar, bak çorba yapıyorum ha. Şey çorba içecek. Sıcak sıcak iyi gider mercimek çorbası kış günü. Enesciğim içiyorsun sen de değil mi çorbanı? Bak sonra isteyeyim ama. Çekmeyeyim o kadar iyi mi? İyi hadi bana. Çorba içiyor musun sen? Enes. Hadi baban yanına gel o zaman şu oraya. Kemal, ya da bizim yanımıza gel Kemal. Çok sürüyorum. Çöreklilerine... Niye çorba şumun babası? Niye lan çorba sevilmez miymiş? Sen gibi yumuşaklardan biliyorum. Teşekkür ederim. Öyle. Rica ederim. Bir şey değil canım. Miraz sanki kamerayı bana tutuyormuş gibi. Acayip oğlum bunlar. Hepinize ağlıyor biliyor musun? Şey ne yapayım? Ders düştüm. Çörek mi öyle? Bunu ders düştüm. Nereye lan? Oraya. Üst. Çorba biraz tuzlu olmuş Meyra. Güzel doğru güzel olsun. Meyra biliyor musun? Gambere zaten pişerken içmeye başladı. Hı? Yine düştüm. Gambere diyor. Böyle olmaz ki ya. Çorba da soğumuş ama. Ya ev tanıtımım var arkadaşlar. Birkaç tane arkadaşımız ev tanıtımı istemişti babamda. İlki arkadaş ev tanıtmamı istemişler kendi evimiz arkadaşlar. Evimizi bir görebilir miyiz diye. Yarın ev tanıtımına çıkacağım. Odalarımızı karış karış çekeceğim. İzleyin. Bak kaçırmayın bir daha çekmem. Kaçırıyorsun onu bana tekrar ev istiyorsun. Olmaz. Olsun canım sanki evimiz başlıyor. Ev daha çek ne olacak sanki değil mi Beyda? Evet. Oldu o zaman arkadaşlar. Tandır evinden başlayacağım. Tandır evinden. Ondan sonra köpeklerin yuvasından, ondan sonra tuvaletten, ondan sonra evin içinde, buralarda böyle çıkacağım. En son abamın odasından boşlayacağım arkadaşlar. Annem orada birleşecek de. Oldu o zaman bize afiyet olsun. Başka...